buraları 120 gramdan kestim. Şeffaf naylonla üstü kurumasın diye kapatıyorum. Yarım saat dinlendireceğim. Yarım saat dinlendirdikten sonra işlemeye başlayacağım. Dinlendirmenin amacı simitin daha iyi çatlamasını sağlamak. Arkadaşlar simidi işlerken iki uçlarını kalın bırakıyoruz ki bağladığımız zaman bağladığımız yer ince olmasın. Simide eşit oranda olsun. Simidin her yönü eşit olsun. Her tarafı. Daha sonra şöyle bir burgu verip hafiften üstüne ezip bu şekilde işliyoruz. Bunun sebebi de simitlerimiz daha güzel çatlıyor. Eğer normal pastane simidi gibi burgu yaparsak simitlerimiz güzel çatlamaz. Ondan dolayı kesinlikle sokak simidini gördüğünüz üzere burgu verip burguyu da birbirine biraz yapıştırıp daha sonra bağlıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Burgu hafif ezip birleştirip bağlıyoruz. Bu kadar. Arkadaşlar işleme bittikten sonra simitleri önce pekmeze, pekmezden de susama atıp susamıyoruz. Tekrar dinlenmeye bırakıyoruz. Pekmezin %25'i pekmez, bildiğimiz normal pekmez, üzüm pekmezi, %75'i de sudur. Yani 250 ml pekmeze 750 ml su olarak ayarlayabilirsiniz. Bir müddette burada dinlendikten sonra, yani hamur açacak şekilde geldikten sonra simitleri tavaya gerekli büyüklükte açıp kabarmaya bırakacağız, dinlenmeye. Ondan sonra da pişireceğiz.